Evet evet evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Marvel filmlerine gittiğim zaman after kredisi izlemeden çıkıyorum filmden. Çünkü hani hemen YouTube'a falan düşüyor ya. Hani oradan direkt bakabiliyorum. Boşu boşuna 10 dakika boyunca bazı yazıları izlememe falan gerek yok diye düşünüyorum. Ben bunu yaparken... <laughs> Marvel'ı bilmiyor ya. <laughs> Marvel'ı bilmiyor ya diye böyle bana tip tip bakan veletlerdenseniz arkadaşlar bu inceleme videosu size göre değil. ya bir filmin inceleme videosunu izlerken filmin incelenmesini değil de o filmin içerisinde olan işte 50 gizli detay, bir sonraki filmlere yapılan 250 gönderme, işte teori videoları <laughs> gibi içerikleri izliyorsanız da bu inceleme videosu yine size göre değil. Ben direkt filmi inceleyeceğim yani filmi, direkt filmde olan olayları vesaireleri inceleyeceğim. Ondan işte ya... Marvel evrenini <laughs> bilmiyor ya Marvel evrenini. <laughs> Aynen kanka. Yemin ediyorum bu teori videosu bana ait. Yemin ediyorum. Yani bu incelemede kullandığım bütün bilgiler bana ait. Reddit yok Reddit'ten falan asla. Ee, yok Reddit ee, ben kullanmıyorum. Reddit'ten bakmadım asla yani. Yok yok canım olur mu <laughs> arkadaşlar ya. Biraz doluyum da. Herkese selamlar arkadaşlar. Argumento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ant-Man and the Wasp Quantumania filmi hakkında konuşacağız. Birazcık sohbet edeceğiz. Genel bir inceleme olacak. Fikrimi, düşüncelerimi vesairelerimi söyleyeceğim. Spoiler olacak büyük ihtimalle. O yüzden filmi henüz izlemeyenler bu inceleme videosundan çıkabilirler. Hazırsanız başlayalım. Filmi beğendim mi? Filmi beğenmeme derecem var. Yani bundan öncesini göze alarak değerlendirmek istiyorum. Endgame'den önce Marvel'ın yaptığı sola filmlere bakacak olursam... Onların standartına bakacak olursam bu filmi beğendiğimi söyleyemem. Fakat ant bu filminden önceki sola filmlere bakıyorum. İşte Doctor Strange gibi. Ya Thor'un son filmi gibi. Bunları düşündüğüm zaman bu filmin o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Görsel efektler konusunda gayet başarılı buldum senaryo olarak bulduğum bazı eksiklikler var. Bazı oyunculukları beğendim bazılarını ise gerçekten hiç beğenmedim. Filme ne 5 üstü ne de 5 altı bir puan vermek istiyorum. Benim için onda beşlik bir filmdi. Bazıları böyle sinemada izlenmez bu film diyor. Yani bence sinemada izlenebilir. Fakat gideceğiniz salonu birazcık dikkatli seçmenizi öneriyorum. Çünkü bazı salonlar gerçekten çok kötü. Evet direkt girişten başlayalım. Öncelikle Ant-Man'i Endgame'den sonraki yaptıklarıyla görüyoruz. İşte Endgame'de yaşananları vesaireleri bir kitap haline getiriyor. İnsanlar tarafından da bolca tanınan birisi haline geliyor artık. Bunun getirdiği bir rahatlık ve mutluluk içerisinde. Buralar güzeldi. Sonuç olarak Endgame ve Infinity War'da bütün evreni etkileyen bir olay yaşadı. ant manın bu olaylardan sonra neler yaşadığını, neler hissettiğini ufak ufak görmemiz bence gerekliydi. Fakat ben burada Ant-Man'in kızına çok fazla takıldım. Yani Cassie'nin oyunculuğunu arkadaşlar gerçekten hiç beğenmedim. Yani bana aşırı itici gelen bir karakter oldu. Hikayesinde de bazı klişeler olduğunu söylemek zorundayım. İşte ufaktan sorumsuz bir babanın ergen ama böyle isyankar kızı falan filan. Yani böyle bu teenager olayını çok cringe bir şekilde sunmuşlar gibi hissettim. Ne bileyim böyle hapse düşüyor he ya ben de hapse düştüm he baba siktir git he falan yani... Bilmiyorum abi böyle bir rahatsız etti birazcık benim kızı açıkçası. Onun haricinde Hank, Janet yahut gibi karakterleri bu kuantum dünyasına gidene kadar çok fazla görmüyoruz zaten. Onlar hakkında da bir yorumum yok oraya kadar ki olan kısımda. Sadece bu Ant-Man kızının arasında olan bu krizi ya bilmiyorum birazcık gereksiz buldum. Yani çünkü bir anda oluyor ve bir anda bitiyor ya böyle. Onu birazcık gereksiz buldum açıkçası. Daha sonradan izlediğiniz gibi bizimkiler kuantum dünyasına Hank Pym'in kesiyle beraber yaptığı bir makine yüzünden çekiliyorlar. Kuantum aleminin tasarımı hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Ben gerçekten beğendim. Bizim için böyle bir farklı bir deneyim gibi oldu. Görsel efektler vesaire gerçekten çok güzeldi. Buradaki halklarla alakalı ve şehirler vesaire bunların tasarımlarıyla alakalı çok Star Wars göndermeleri yapılmış. Herkes de zaten Star Wars'a benzetmiş. Ben de açıkçası Star Wars'a benzettim. Fakat oradaki halklarla kurulan diyalogları birazcık böyle kötü buldum. Böyle şaka yapılmaya çalışılmış ama Olmamış yani çok gülmedim. Aynı zamanda Janet'ın böyle sürekli bir şey söyleyememe durumuna gerçekten çok sinir oldum böyle bir. İkide bir Hank ve Vas böyle ne oldu ne oldu anlat anlat anlat. O da şimdi anlatamam hayır anlatamam 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 anlatamam. Ya o durum beni birazcık darladı açıkçası. Yani ya bu kadar çok sordurtmasalarmış ya da en azından bir iki sefer sorduktan sonra öğrenseymiş böyle. İkide bir ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu. film boyunca Hank'le Wasp soruyor soruyor. Böyle ne bileyim saçma sapan bir yerde söylüyor işte. Yani Janet'in o ketumluğu beni birazcık yordu arkadaşlar. Çünkü orada ilk karşılaştıklarında da Janet gidiyor böyle bir uzaylıya değişik bir yaratığa sarılıyor ya ha 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 falan deyip önce kolunu kopartıyor falan. Yani sonuç olarak gizlediğin bir şeyler var ve günün sonunda sen bunları bu insanlara söyleyeceksin. Anlatacaksın yani. Uygun bir yerini bul ve anlat. Çünkü onların da bunu sana sürekli sorması sizi de böyle olur olmadık yerlerde bir krize sokuyor. Onlar da doğru düzgün odaklanamıyorlar yani. Janet orada orada hiç krizi de yönetemedi. Aynı zamanda orada da öyle gidip adamın kolunu kesmesi ha <laughs> falan deyip sarılması. Ya bilmiyorum hani çok klişe bir sahne gibi geldi bana açıkçası ve biraz cringe de olmuştu. Jonathan ben bazı yerlerde oyunculuğunu çok beğendim. Bazı yerlerde de hiç beğenmedim açıkçası. Yani bunu çok net bir şekilde de ayırabilirim aslında. Olayları ailesine anlattığı kısma kadar olan ki bölümleri sevmedim olayları anlattıktan sonraki Janet'ı beğendim. Oralar iyiydi, okeydi. Scott ve Kesir'in esir alındıktan sonra orada yaşayan halkların dilini anlamak için içtiği o sıvı olan bölümleri vesaireleri oraları beğendim. Oralarla alakalı çok büyük sorunum, problemim yok. Artı olarak söylemek istediğim bir şey de yok. Ben direkt esir alındıkları yere gelmek istiyorum. Ve tabii ki Kang'i gördüğümüz ilk yer hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Daha doğrusu Kang hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi biz Kang'i ilk defa Loki dizisinde gördük. Oradaki kengle buradaki Kang gerçekten farklıydı. Zaten o da uyarmıştı. Diğer benleri gördüğünüz zaman öyle çok hoşunuza gitmeyecek demişti. Öyle de oldu gerçekten. Bu Fatih Kang Marvel'ın önümüzde anlatacağı hikayelerde kengin varyantları bizim için gerçekten çok önemli olacak. Bir sonraki Thanos'umuz olacak bu karakter. Ben ben Kang'i villain olarak sevdim arkadaşlar. Fakat bu karakteri tam olarak anlayabildiğimizi düşünmüyorum. Bu karakterleri daha doğrusu. Yani Kang'in bize daha detaylı, daha güzel tanıtılması lazım. Biz şu anda Kang'le alakalı onun bir sürü varyantları olduğunu ve bu varyantların da alternatif evrenlerde sürekli ya birbirleriyle savaştığını ya alternatif evrenlerde savaşlar çıkartıp kaosa sebep olduklarını biliyoruz. Ama bu karakterin yahut karakterlerin Toplamda motivasyonu ne olacak? Ne için bu sorunlara yol açıyor olacaklar ve sinematik evrende bunu altı dolu bir şekilde verebilecekler mi? Yahut bu kadar çok varyantın olması karşımızdaki villainın bize geçirdiği hissiyatı azaltacak mı? Bunları bilmiyorum. Bunları Kang'i daha fazla gördükten sonra anlayabiliriz. Fakat direkt Thanos'la karşılaştırma yapıyoruz. Yani Thanos'la karşılaştırdığım zaman Thanos çok böyle epik bir karakterdi. Derdi belliydi, sorunu belliydi ve bunun için yapmak istedikleri belliydi ve bunu da gerçekten bize çok iyi derecede geçirmişlerdi. Şimdi Kang Ondan çok daha karışık bir karakter ve açıkçası ben sinemada bir karakteri anlayabilmek için onunla alakalı 8 tane filmi izlemek zorunda değilim. Yani örnek vermek gerekirse Loki dizisini izlemiş olmak durumunda değilim. Ant-Man'e gitmiş olmak durumunda değilim. Ama Avengers'ın bir filmi çıkacak ve filmin baş kötüsü Kang. Şimdi bu birazcık sıkıntılı bir durum karakteri anlamak açısından birçok kişide karmaşıklık yaratacağını düşünüyorum. Sırf bu olay olduğu için. Çünkü Infinity War'da biz Thanos'u gördüğümüz anda ha tamam bu adam kötü, bu adamın sorunu bu, derdi bu vesaire her şeyi anlıyorduk. Orada da tabii ki sonsuzluk taşlarıyla alakalı öncesinde anlatan bir hikaye vardı ama sonsuzluk taşlarının Thanos'un elinde olmasıyla yahut olmamasıyla alakalı bir hikaye yoktu. O sonsuzluk taşlarıyla başka insanlar, başka kötüler, başka şeyler yapmak istiyorlardı. Fakat ne zamanki Thanos geldi, sonsuzluk taşlarını istedi, biz Thanos'u direkt anladık. Bunu neden yapmak istiyor? E tekrar söylüyorum, Kang inşallah anlaşılamayan, kafa karıştıran bir villain olmaz. Ve onun o gerçekçi kötülüğünü bizler de izlerken keyifle alabiliriz ve anlayabiliriz diyorum. Kengin oyuncu seçimi gayet güzeldi. Hani çok beğendim açıkçası ben oyuncuyu. Janet'la Kengin önceden yaşadıklarıyla birbirine bağlanmaları, hikayelerinin birbirine bağlanması güzeldi. Oraları güzel bağlamışlar. Oraları gerçekten beğendim. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Senaryonun bende yarattığı bazı boşluklardan bahsetmek istiyorum. Karakterlerin hissiyatları ben karakterlerin hissiyatlarını ve ciddiyetlerini alamıyorum. Yani ortada çok ciddi bir problem var. Bırakın dünyaya, evrenleri ilgilendiren bir sorun varken ne bileyim böyle aptal saptal şakaların yapılmasına Kahramanların hikayedeki önemli kahramanların gereksiz ciddiyetsizliklerine gerçekten böyle bir ayar oluyorum Yani ortada Fatih Kenk gibi bir adam var bu kadar bir sürü soruna ve probleme yol açabilecek Senin dünyanı yok edebilecek dünyaları yok edebilecek bir adam varken Scott'ın aptal saptal şakalar yapması beni birazcık darlıyor açıkçası yani Mesela Infinity War'a baktığınız zaman orada da şakalar vardı komikti de açıkçası böyle aşırı derecede güldüğüm şakalar vardı Infinity War'da fakat ben Infinity War'ı izlerken aynı zamanda çok gerildiğimi de hatırlıyorum. ya yani çok gerilmiştim gerçekten. Hani sevdiğim karakterlerin ölme riski vardı. Onun haricinde karşılarında gerçekten çok büyük bir tehdit vardı. Ve bu tehditin ciddiyetini hissettiriyordu film bize. Şimdi Infinity War ile Endgame'den örnek verdiğimiz zaman insanlarda yani hepsi de öyle mi olacak? Ya ben bütçe olarak, karakter çokluğu olarak, epik sahne olarak Endgame ve Infinity War gibi olsun demiyorum. Filmin kendi içerisinde küçük bir anlatımı da olsa, küçük bir olayı da olsa onu bana hissettirebilsin istiyorum. Yani şaka yapılacak yerde şaka yapsın, ciddi olunması gereken yerde ciddi olsun istiyorum karakterler. Fakat Marvel son girdiği dönemde gerçekten bunun ayarını hiçbir şekilde tutturamıyor. İnsanların, evrenlerin, gezegenlerin vesairelerin geleceği tehlikedeyken karakterler aptal saptal durumlara kendilerini sokabiliyorlar. Bu da birazcık izlediğimiz şey ya bu çocuk işi dedirtiyor bizlere. Yani Marvel inşallah bu anlatımından vazgeçer diyorum arkadaşlar. Evet bildiğiniz gibi Janet Keng'in uzay aracının o topunu patlatıyor daha doğrusu büyütüyor ve o yüzden de Keng kuantum diyarına sıkışmış bir durumda. Bu yüzden de oradan kurtulabilmek için o topun yeniden küçülmesine ihtiyacı var. Top diyorum böyle detaylı o topun ismi şudur şu işe yarar vesaire vesaire oralara hiç girmeyeceğim zaten biliyorsunuz. O topun küçülmesi gerekiyor. Bu yüzden de Ant-Man'e ihtiyacı var. Bu da gayet güzeldi. Ant-Man'in küçülerek o topun içine girmesinin ardından aldığı her bir kararla kendi varyantını oluşturması ve her yerin ant dolu olması güzeldi gerçekten. Bakın orayı gerçekten çok sevdim. Yalnız Wasp bu filmde birazcık sönük kalmış gibi geldi bana. Yani Wasp karakterine bu filmde daha fazla yer verilebilirdi. Daha fazla şey yapabilirdi. Fakat çok geride kaldı. Neredeyse çok etkisi bile yoktu olan olaylarda. Wasp karakterini tekrar söylüyorum biraz daha önde görseydik güzel olabilirdi. Yani kesidense onu biraz daha önde görmeyi tercih ederdim. Her neyse Kenk sonunda o topu ele geçiriyor. Ardından da kendi şehrini ordusuyla beraber kuantum diyarından çıkarmaya çalışıyor. Devamında da kuantum diyarında yaşayan ezel halklar aynı zamanda kahramanlarımız ...Keng'e karşı bir isyan başlatarak ona saldırıyorlar. Buradaki savaş görselleri vesaireleri gayet hoştu, güzeldi fakat... ...burada hepimizin o linçlediği o sahneye gelmek istiyorum. Modok'un kesiyle yaşadığı o sahne. Ne kadar cringe bir sahneydi o ya. İşte dik olma, penis olma, tamam artık bir dik değilim falan yani. Ya bilmiyorum buna ne gerek vardı? Bu sahneyi özellikle mi yani böyle hani... ...klişenin klişesi yahut cringe'in cringe'ini yapmak için mi yaptılar? Yani acaba yaparken bunun cringe olduğunu farkındalardı da o yüzden mi yaptılar? Hani arada dip bir mizah mı var? Derin bir mizah mı var? Biz mi anlayamıyoruz? Oğlum sakin ol lan. Yoksa yani buna baktığınız zaman bunun ne kadar cringe bir şey olduğunu herkesin anlayabileceğini düşünüyorum yani. Tabii efendim. E, bilmiyorum bu kadar basit bir hata tat kaçırmıyor mu abi? Milyon dolarlık film yapıyorsunuz ya. Milyonlarca insan bu filmleri izliyor. Bir sürü insanlar incelemeler yapıyor, yorumlar vesaireler bilmem ne. İşte dik olma, penis olma, Kötü adamımız tamam olmayayım ya falan. Aynen ya ben niye kötüyüm ki zaten ya. Tabii efendim. Bu olduğu zaman tadınız kaçıyor gerçekten. İzlediğiniz şeyin ciddiyetini kaybediyorsunuz. Ya özellikle bu tarz bilim kurgu, fantastik vesaire bir şey izlediğiniz zaman eski dediğiniz olayla kendinizi o izlediğiniz şeyin içine sokmak istiyorsunuz böyle. Sanki siz onu yaşıyormuşsunuz gibi hissetmek istiyorsunuz ya. Böyle bir şey gördüğünüz zaman gerçeklikten inanılmaz derecede uzaklaşıyorsunuz ve filmin ya dizinin size hissettirdiği hissiyat gerçekten mahvoluyor. Kötü oluyor yani. Bok gibi sahneydi arkadaşlar. Ölüm sahnesi falan da öyle ölürken kusması falan ya bilmiyorum çok rahatsız ediciydi ya. Modok gerçekten olmamış karakteri de piç etmişler açıkçası. Gelelim Kang'in yenilmesine. Hank Pym'in böyle karıncalarının böyle gelip gelişmesi vesairesi bilmem nesi oralar güzeldi. Oralar benim hoşuma gitti. Fakat Kengin ya bu kadar kolay yenilmesi beni bir rahatsız etti açıkçası. Çünkü bu adam böyle Fatihken gezegenler fethediyor, işte güneş sistemleri, galaksiler fethediyor, evrenler fethediyor hatta bu adam. Ama ne bileyim bir kere güçsüz buldum karakteri. Yani gücünü tam yansıtamadığını düşünüyorum. Kendi bedelen bir gücü yokken karakterinin zaten ama hani zırhında vesaire de o güç. Açıkçası çok daha güçlü beklerdim. Ne bileyim böyle hani bir saldırısıyla bir yerleri paramparça etmesini falan beklerdim. Ama olmadı öyle bir olay. Yani bu karakter Thanos'tan daha güçlü hissettirmedi. Daha güçlü olmak zorunda mı? Bu arada orası da tartışılır tabii ki ama yani böyle Janet çünkü öyle bir anlatıyor ki ya da oradakiler onu asla onunla başa çıkamazsınız. Yani eğer bu adam bir dışarı çıkarsa işte hepinizin koyar falan diyorlar. Ama ne bileyim kanka hani bu adam dışarı çıksa bizimkiler bir ordu toplayıp da bunun içinden geçebilirmiş pekala. Öyle hissettirdi yani. Bence burada Kang'in yenilmemesi gerekiyordu. Bizimkilerin bir şekilde onun işte e, dehşetinden kaçmaları falan daha güzel olabilirdi o şekilde bitseydi. Yani filmin bu şekilde bitmesinden Kengin ölerek, yenilerek... ...bitirilmesinden çok memnun kalmadım açıkçası. Ya bazıları işte yenilmedi, ölmedi falan filan... ...yahut bu Fatih Kenk değildi zart zırt diyorlar ama... ...ben gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Bitişinden çok memnun kalmadım filmin. Mesela orada da gözüme takılan bir olay var. Ee, yani hani bunlar kuantum diyarından gitmeye çalışıyorlar ya... ...işte hepsi geçiyor geçiyor. En son işte ant kalıyor, sonra keng geliyor. Yani kanka kengin tam olarak yok olup yok olmadığından emin değilsin ve sen hani Janet'a mesela diyorum bunu sen işte Kengi orada bıraktığın için çok pişmansın o insanları işte ölüme yahut işte yok edilmeye terk ettiğin için çok pişmansın ama Kengin gene yok olup yok olmadığından emin değilsin dostum yani boşluğunu bulduğun ilk anda kaçmaya çalışıyorsun. Ve aynı zamanda sanırım bunu yaparken de o topu yine orada bırakıyorlardı. Yani ne yapıyorsunuz? O topu orada bırakıyorsunuz. Kenk yok oldu mu yok olmadı mı bunu bilmiyorsunuz. Daha sonradan Kenk geliyor bizim Antman'a e yumruğu çakıyor da. Daha sonradan Vas geliyor da vesaire yeniyorlar da bilmem ne 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 oluyor yani. Orası da bence çok rahatsız ediciydi. Evet arkadaşlar inceleme buraya kadardı. Filmle alakalı genel duygu ve düşüncelerimi sizlere anlatmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Aynı zamanda filmle alakalı da genel düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.